İslam tüm insanlığa rahmet olarak gelmiştir. Onun sayesinde her insan Yüce Allah'a nasıl ibadet edeceğini ve iyi bir kul olacağını bilir. Allah kullarını ihmal etmemiş, onlara bu dini anlatacak bir peygamber, bir de kitap göndermiştir. Bu sayede dinimizin her ayrıntısını tek tek bilir ve onlarla amel etme imkanı buluruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bugün size dininizi tamamladım. İslam tamamlanmış ve hiçbir eksiği kalmamıştır. Bu tamamlama ilahi vahyin ışığında gerçekleşmiş, tüm aleme bu nurdan feyizlenmiştir. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dinin bütün inceliklerini anlatırken bazı ilgi çekici noktalara da detaylı izahlar getirmiştir. Ona gelip şeytan ve cin musallatında korktuğunu söyleyen veya bu beladan kurtulmak istediğini bildiren hanım sahabilere güzel nasihatler etmiştir. İşte bu videoda bu nasihatlerden bahsedeceğiz. Allah'ı çokça zikreden kimseye şeytan ve cin musallat olmaz. Yüce Allah'ın adının anıldığı her yerde bereket ve selamet hakim olur. Onu zikreden dil güzel konuşur. Onu zikreden zihin berrak olur ve her türlü dahili ve harici bela ve musibetlerden güvende olur. Yeryüzünde, gökte ve bu ikisi arasında olan her şey Allah'ı tesbih ve zikreder. Her varlık kendi içinde sürekli Allah'ı zikir halindedir. Öyleyse insanların da Allah'ı zikir ve tesbih etmesi, kainatın zikir harmonisine katılıp tek vücut olmasının yegane sırrıdır. Abdest almak, dinimizin bize ibadet etmeden önce yapmamızı emrettiği bir manevi temizlik türüdür. Abdest alan kişi her türlü günahtan ve manevi kirden arınır, tertemiz olur. Abdestin iki türü vardır ki bunlar biri cenabetten temizlenmeyi, diğeri ise namaz abdesti almayı ifade eder. Cenabet kişi abdest almadan namaz abdesti geçerli olmaz. Bu suretle kişinin üzerine farz olan evvela cenabetlikten temizlenip cin ve şeytanların şerlerinden korunmak için bir kalkan oluşturmasıdır. Yanı sıra namaz abdesti alıp her vakti ayrı abdeste kılmak da nur üstüne nur olur ve müstahap bir iş olur. Namaz kılmak Allah'ın bize 5 vakit olarak emrettiği ve bunun dışında sünnet ve nafile namazlar olmak üzere çok dallara ayrılan, yüce yaradana kulluk bilincimizi tazelememizi sağlayan ibadet türüdür. Namaz insanı her türlü günahtan arındırır ve kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılmayan insan ölü bir bedene, namaz kılınmayan evse kabre benzer. Bununla birlikte cemaatle namaza da devam etmek elzemdir. Erkeklerin vakit namazlarını camide, kadınlarınsa evde kılmaları gerekmektedir. Namaz kılmayan kişi cinlerin ve şeytanların musallatına maruz kalma ihtimali taşır. Sabah namazı vakti Müslüman cinler bazı insanları namaza kaldırır. Kişi kalkıp abdest almaz ve namaza durmazsa ona musallat olur ve sıkıntı çektirirler. Bu beladan korunmak için de Allah'a sığınmak ve namaza devam etmek gerekir. Oruç tutmak, Allah'ın bize Ramazan'da farz kıldığı, kalan vakitlerde de nafile bir ibadet olarak yapmamızı Efendimizin tavsiye ettiği, nefis tezkiyesine fayda sağlayan ve fakir fukaranın halinden anlamamızı, şehveti dizginlemeyi sağlayan bir ibadet şeklidir. Bu ibadeti yerine getirmek kişi için bir koruma kalkanına benzer. Oruç tutan kişinin zihni hızlı ve sağlıklı çalışır. Psikolojik yönden sıkıntı yaşamaz ve Yüce Allah'ın koruması altında olur. Zekat ve sadaka vermek belayı def eder. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, "Veren el alan elden üstündür." buyurarak, infakta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu ifade etmişlerdir. Kim Allah rızası için tasaddukta bulunursa, onun ecrini dünyada da ahirette de kat ve kat karşılığıyla görür. Her türlü bela ve musibetten de uzak olur. Ömrü bereketlenir. Birisinin 50 yılda yaşadığını, kendisi 10 yılda yaşar hale gelir. Ömrünün bereketiyle, İki cihanda da mesut olur.